Hazır mıyız Trabzon? Bütün bayrakları dalgalandırmanızı istiyorum. Bütün bayraklar şöyle nazlı nazlı dalgalansın. Trabzon'un abisi, Adil abisi, Cumhurbaşkanımızın çalışma ve yol arkadaşı, kıymetli hemşerimiz, konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Trabzon Milletvekili adayımız, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Kara İsmailoğlu beyefendi davet ediyorum. Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, kardeşlerim, geçmiş dönem milletvekili olmuş arkadaşlarım, kardeşlerim, saygıdeğer bakanım, hepiniz hoş geldiniz. Değerli başkanlarım, abilerim, çok kıymetli insanlarım, memleketimin hemşerilerim. Tabii sizler karşısında olmak, memleketimde olmak tabii ki büyük bir heyecan veriyor. İnşallah hep birlikte 6 tane çok kıymetli bir ekip olarak sizlerin huzurunuzdayız. İnşallah 14 Mayıs seçimleri ve sonrasında bugüne kadar yapılmış olan hizmetlerin, bu olağanüstü işlerin biraz daha üzerine koymak için 6 arkadaşımızla birlikte bir yola girdik. İnşallah milletimizin tercihleri, milletimizin desteği, onların güveniyle Türkiye için, Trabzon için olağanüstü işler yapmak için hazırız. 14 Mayıs arası koşmaya hazırız. O yüzden inşallah bu 14 Mayıs'a kadar geçecek olan 26 süreyi de yoğun bir şekilde geçirerek, milletimizi kucaklayarak, bu seçim döneminde geçirerek inşallah buradan Türkiye'ye, dünyaya önemli bir ses vermemiz gerekiyor. O ses için de birlik olduk, beraber olduk, çalışmaya başladık değerli arkadaşlar. Tabii bizim Türkiye için düşündüğümüz çok önemli işlerimiz var. Biz artık kabına sığmayan bir Türkiye var. Trabzon'da bunun en önemli yapı taşlarından bir tanesi. Trabzon Türkiye'nin parlayan yıldızı. Türkiye büyüdükçe Trabzon daha hızlı büyüyecek. O büyüme bütün Türkiye'yi etkileyecek tabii ki. Bizim Trabzon'da devam eden işlerimiz vardı. Ben 3 yıldır aşkın bir süredir Trabzon'dayım. Önemli işlerimiz var. Onları size anlatmayacağım. Yani Ofçaykarı yolundan tutun, Araraklı Dağ başından, Yalıncak Pelit yolundan, Akçabat, Düzköy yolu, Düzköy, Tonya, Tonya İskenderli, Beşikdüzü yolu, Vakfı Gerbi, Osobiye yolu. Yani bunun gibi onlarca projemiz var. Bunlar zaten bizim işimiz. Bunlar başlandı. Önümüzdeki dönemde çok daha hızlanacak ve Trabzon hizmetine sunacağız. Ama küresel ölçekte büyüyen, gelişen Türkiye'nin o ana akımını, o küresel lojistik hareketlerinin Trabzon'u önümüzdeki yıllarda nasıl etkileyeceğini ve Trabzon'un Türkiye'nin ve dünyanın parlayan yıldızı nasıl olacağını kısa sürede sizlere anlatmak istiyorum değerli arkadaşlar. Tabii malumlarınız, Türkiye çok önemli bir coğrafyanın ortasında, dünyanın merkezinde. Coğrafi konumumuzun avantajı, coğrafi konumumuzun önemini ve fırsatlarını avantaja çevirmek için çok önemli küresel gelişmeler var değerli arkadaşlar. Ve bunun altlıklarını oluşturup planlamalar yapıyoruz. O yüzden komşu ülkelerde, dost kardeş ülkelerimizde ve dünyanın bütün güçleriyle ortak projeler geliştiriyoruz. Türkiye, Avrasya'nın merkezinde 4 saatlik uçuşla sadece 67 ülkeye ulaşabilen, 1.6 milyar insanın yaşadığı, 43.2 trilyon dolar gayri safi milli hasılanın tam ortasındayız değerli arkadaşlar. Bu coğrafi konumumuzun avantajlarını fırsata çevirmek zorundayız. Ve onun için politikalar geliştiriyoruz, projeleri geliştiriyoruz ve öylelikle yeni demir ipek yolları üretiyoruz değerli arkadaşlar. Haritada görüyorsunuz. Bugün dünya ticaret hacmi 15 milyar dolar. Bunun 2030 yılında 25 milyar tona çıkacağını görmekteyiz, öngörmekteyiz. Dünyadaki bütün bağımsız kuruluşlar bunu söylüyor. Aynı şekilde 2100'e geldiğimizde bu tam 150 milyar tona çıkacak. Bu küresel hareketlilikte Türkiye anahtar bir ülke olacaktır değerli arkadaşlar. Haritada görüyorsunuz, bakın bütün ulaşım koridorları Türkiye'ye çıkıyor. Ulaşım koridorlarının Türkiye'ye çıkmadığı sarıyla gözüken sadece Rusya koridoru üstte, o da Rusya-Ukrayna savaşından sonra artık bitik durumda. Yani bütün ulaşım koridorları Türkiye merkezli dünyaya hizmet vermeye devam edecek değerli arkadaşlar. Tabii bütünsel kalkınma, 811 milyar dolar Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılası, 254 milyar dolar ihracat rakamlarımız var. Geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanımız bunu 1 trilyon dolar hedefine çıkardı. Bu hedef doğrultusunda bir taraftan yapılanmalarımızı yapacağız, altyapımızı geliştireceğiz ve şehirlerimizi büyüteceğiz. 86 milyon nüfusumuz. Tabii bunun en önemli paydası, en önemli araçlarından bir tanesi Karadeniz bölgesi. Ve Karadeniz'in de lider şehri Trabzon değerli arkadaşlar. Tabii Trabzon'un kentsel kalkınması için ana başlıklarımız var.
bu başlıklar doğrultusunda planlamalarımızı yaptık. İnşallah hızlı bir şekilde hem devam eden işler hem bugüne kadar olmuş olan planlamaların üzerine koymak için özellikle ulaşım ve lojistik alanında, sağlıkta, kültürde, ticarette, sanayi ve teknolojide, eğitimde, tarımda, turizmde planlamalarımızı yaptık ve sıraladık. Yıl yıl planladık bunları. Tabii Trabzon için 4.9 yani 5 milyar dolarlık bir gayri safi yurt içi hasıladan bahsediyoruz. Bugün için Trabzon'un toplam ihracat rakamları 1.2 milyar dolar. Nüfusumuz da yaklaşık 800 bin üzerinde. Tabii Trabzon 100 yılı, Türkiye 100 yılının önemli başlıklarından bir tanesi. Trabzon hızlanacak. Ulaşım ve lojistikle hızlanacak. Trabzon'un her anında yanında olacağız. Çevre ve şehircilikte, turizmde, sağlıkta, kültürde, eğitimde. Üretime yol açacağız Trabzon'da. Yeşil enerjiyle sanayide, teknolojide atılımlar yapacağız. Yine ticaret ve tarımda, hayvancılıkta atılımlar yapacağız Trabzon için. Trabzon'a değerli arkadaşlarım, 1000 birimlik büyüme etkisi, 1000 birimlik yatırım yaptığımızda bunun Türkiye'ye genel etkisi diğer 80 ilde toplam 385 birimlik ekonomik büyüklüğü etkilemektedir değerli arkadaşlar. Bunun da açılımlarını birazdan size kısaca, hızlıca üstlerine anlatacağım size değerli arkadaşlarım. Tabii 2002-2022 yıllarında bütün Türkiye'de olduğu gibi Trabzon'da çok büyük yatırımlar yapıldı değerli arkadaşlar. Bu da yani bunun eskalasyonu olursanız bu rakam çok çok daha artacaktır zaten. Burada Adalet'te 493 milyon TL'lik yatırım yapılmıştır. Aile ve sosyal politikalar açısından 3 milyar 900 milyon liralık bir yatırım yapılmıştır. Çalışma ve sosyal güvenlikte 4 milyar 132 milyon liralık yine Trabzon için yatırım yapılmıştır. Çevre ve şehircilikte tam 21 milyar liranın üzerinde yatırım yapılmıştır. Enerji ve tabii kaynaklarda 3 milyar liraya yakın bir yatırım yapılmıştır. Yine gençlik ve sporda yaptığımız yatırımların toplamı 11 milyar liranın üzerindedir. Yine kültür ve turizmde 400 milyon liranın üzerinde bir yatırım yapıldı. Milli eğitimde 1 milyara yakın yatırım yapılmıştır. Sağlıkta yine 4 milyarın üzerinde yatırım yapılmıştır. Sanayi ve teknolojide de yine 2 milyar liraya yakın yatırım yapılmıştır. Tarım ve ormanda da yine 10 milyar liraya yakın bir yatırım yapılmıştır. Tabii bütün sektörlerin, bütün dinamiklerin olmazsa olmazı ulaştırma altyapısıdır. Trabzon'da da çok önemli, çok güçlü bir ulaştırma altyapı yatırımlarına başladık ve devam eden işlerimiz var. 29 milyar liralık yani hakikaten ulaştırma altyapısı konusunda bugüne kadar Trabzon'a yaptığımız 29 milyar liralık bunu eskale ettiğinizde bu 50 milyar liraya çıkacaktır değerli arkadaşlarım. Yani burada da söylersek yaklaşık 90 milyar liralık AK Parti hükümetleri sırasında döneminde Trabzon'a yapılmış olan yatırımların toplamıdır değerli arkadaşlarım.